Böyle bir şey mümkün değil. Anlayamadın galiba. Neriman tüm haklarını ve yetkilerini tam vekaletle bana devretti. Onun yokluğunda hisseleri üzerinde söz sahibiyim. Yeterince açık mı? Ne yapmaya çalışıyorsun Halide? Sana gelirlerden pay vereceğimi söyledim. Şimdi de Neriman'la ortak olup fabrikayı yönetmeye kalkışıyorsun. Gelirlerden olan payımı istemiyorum artık. Kemal'le barıştık. Boşanmayacağız. Ayrıca fabrikayı senden daha iyi yöneteceğime eminim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Noterdeki işimiz de bitti. Son imzaları almak için geldik. Nasıl bir oyun oynadığınızı bilmiyorum ama bu iş burada bitmedi. Buna izin vermeyeceğim. Müsaadenizle efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim efendim. Hakkını nasıl ödeyeceğim? Sana nasıl müteşekkirim anlatamam. Asıl ben sana müteşekkirim. Teklifimi kabul etmekle beni büyük bir külfetten kurtardın. Otur. Neriman. Anlaşmada gelirlerin paylaşımını %50-50 diye yapmışsın. Bu çok değil mi? Hayır şekerim. Madem ortağız, madem fabrikada işleri sen yürüteceksin, hakkındır. Ben biliyorsun, ben ömrüm boyunca hiç çalışmadım. Bu işlerden hiç anlamıyorum. Bu fabrikayı herkesten daha iyi yöneteceğine eminim. Söz veriyorum, seni utandırmayacağım. Kemal ne dedi bu işe? Sevindi mi? Kesinleşmeden söylemek istemedim. Bu akşam anlatacağım. Eminim senin adına çok sevinecek. Nasılsın kardeşim? Üstün üsteye uğramıştım. Geçerken sana da baktım da meşguldün. Ama ustadan aldım hayırlı haberlerin. Halide eve dönmüş. Hayırlı olsun. Hayırlısı değil. Dönmüş dönmesine de yüzünün halinden anlaşılan mesele hallolmamış ha? Hallolacak bir mesele yok Ahmet. Karımı ortada bırakamazdım. Durumundan ibaret. Halide, benim sana söylemek istediğim bir şey var. Öyle mi? Nedir? Adana'dan ayrılmaya karar verdim. Neden? Bu şehirde kaldığım sürece asla toparlanamayacağım. Ne zaman sokağa çıksam tanıdık birilerine rastlayacağım diye ödüm kopuyor. İnsanların bakışlarına katlanamıyorum. Kimsenin beni tanımadığı bir şehirde yeni bir hayata başlamak istiyorum. Geçmişten kurtulmak, yeniden özgür olmak istiyorum halde. Nereye gideceksin? İstanbul'a. Hemen mi? Olabildiğince çabuk. Ama toparlanmam birkaç gün sürer herhalde. Adıma sevinirsin sanmıştım. Sevinmez miyim? Tabii ki sevindim. Sağ ol Halide. Yanımda olduğun için sağ ol. Kurban oldum. Gel gel bak bak bak. Halis petek bal. Gel gel gel. Hah. Ramazan böyle giderse ben bir ayda bidona dönerim ha. Dön. Ben seni öyle de severim. Etti butlu. Ne güzel işte. Bak hele. Sen beni sıska mı buluyorsun yoksa? Yok kurban olduğum. Bence tam tadındasın yemin ediyorum. Etli butlu severim dedin ama. Sen nasıl olursan ol. Ben seni seviyorum zaten. İyi. Hadi öyle olsun. Bak güzel. Acele et de daha eve bakacağız ha. Ya Ramazan. Hı.
Bu parayı harcamakta biraz acele etmiyor muyuz sanki? Niye ki ne? Ne gerek var yeni eve şimdi? Burası yetiyor işte. Yok, yetmiyor. Ben büyük ev istiyorum, bahçeli. Sen rahat ed istiyorum, anlıyor musun bana? Tuvalete banyosu içinde olsun. Salonu ayrı olsun, odası ayrı olsun istiyorum. Kurban oldum ya. Peki madem ama Ramazan bir şey diyeceğim. Ne kurban oldum? Yarın öbür gün çocuklarımız olacak. He ya. Bak Gizem, bir sürü çocuğumuz olsun ha. İşte onların geleceğini düşünmemiz lazım. Nasıl? Yani Güllü'nün verdiği parayı çarçur etmememiz lazım. Hazır adam dayanır Allah aşkına. Doğru diyorsun, yemin ediyorum. Peki ne yapacağız? Ben diyorum ki o paranın yarısını ayıralım. Hiç yokmuş gibi farz edelim. Sonra çocuklarımız büyüyünce onlar alsın. Bizim gibi sıkıntı çekmesinler ha. Aklını yiyeyim senin, yemin ediyorum çok iyi düşünmüşsün. Söz ver o zaman, bak o paraya hiç dokunmayacağız. Tamam, ekmek mi sapacaksın? Bir de tutumlu olduk mu? Bitti gitti. Geldim. Baba, hoş geldin. Günaydın yenge. Hoş bulduk yenge. Kaynanan seviyormuş yemin ediyorum. Gel. Olmayan kaynanan beni çok seviyor. Bakıyorum senin boğazında bensiz. Ballar, kaymak hepsi resmi geçit yapıyorlar. La oğlum niye öyle konuşuyorsun ki ne sen? Senin en sevdiğin sucuktan da var. Bak Gizem şimdi yumurta da kırar ha? Yok. Ben tok. Ekmeğimi yedim. Allah Allah. Yani ısrar etmeyin. Ben bir çay içer giderim. Bir çayla olur mu canım? Ben şimdi sana yumurta da kırarım. Olur olur olur. Evet yani ben yedim ekmeğe tokum diyorum ama neyse işte. Tokum. Belli oluyor tok olduğun. Kanuni Saki Efendi gibisin yemin ediyorum. Ne yapıyorsun? Ellerin öyle çalışıyor. Dandırlandırlandırlan, dandırlandırlandırlan. Musiki sinas gibi yeme ye, içme sanatını icra ediyorum Rabazan. Belli oluyor. Sağ olasın Pakize, mis gibi tütürler vallahi. Pamuk ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ramazan. Cemşir İbrahim'le görüşmüş. Allah senden razı olsun. Vallahi o işi yok. Kimse, ve başka hiç kimse Cemşir'e bu zamanda öyle bir parayı borç olarak vermez. Vermez. Ramazan, sen Cemşir'e para mı verdin? Senin haberin yok mu? Kurban olduğum. Neden haberim yok mu Ramazan? Ah, aklıma bak ne geldi. Ocağın üstünde su koydum tencereye. Gidip onu fokurdamadan ben gideyim. Alın sağlıcakla. Fokurduyor ya. Orhan, lütfen surat asma. Bu akşam için kaç gündür hazırlandığımı biliyorsun. Benim de emri vaki yapılmasından hoşlanmadığımı biliyorsun. Evet. Ama artık iptal edemeyiz. Herkese haber verildi bile. Neyse, benim artık çıkmam lazım. Bu akşam için halletmem gereken birkaç ufak detay kaldı. Sen de lütfen geç kalma, olur mu? Lütfen. Buyurun Selim Hanım. İyi günler. Rahatsız ettiğim için kusura bakmayın. Rica ederiz, ne demek? Buyurun. Merhaba şekerim, sizi görmek ne hoş. Sizi de Seher Hanım. Çok iyi oldu karşılaşmamız. Ben de sizi telefonla arayacaktım. Bu akşam Adana'ya dönüşümüz şerefine evimizde ufak bir davet vereceğiz. Sizi de aramızda görmek isteriz mutlaka. Söz vermeyeyim ama gelmeye çalışırım. Ha, bu yanıtı kabul etmiyorum. Mutlaka gelmelisiniz. Gözlerimiz sizi aramaz. İzninizle benim gitmem lazım. Görüşmek üzere. Mon amour, au revoir. Lütfen oturun. İyi misiniz Selam Hanım? Hiç iyi değilim Orhan Bey.
Bir şey mi oldu? Neriman fabrika üzerindeki haklarını Halide'ye devretmiş. Katiyen böyle bir şey kabul edemem. O kadını fabrikamda istemiyorum. Demek doğruymuş. Ne kadar sevindim anlatamam Halide. Zaten bu fabrikaya senin gibi birisi lazım. Serap Hanım'ın fabrika yönetmekten pek anlamadığı aşikar. İş münasebetimiz asgari düzeyde olacaktır Selim. Bu sınırı aşmayıp beni bazı tercihlere zorlamazsan sevinirim. Tabii hala bu fabrikada çalışmak istiyorsan. Merak etme lütfen. Sınırımı aşmak gibi bir niyetim yok. Seni rahatsız edecek bir şey asla yapmam Halide. Fabrikanın son bir yıllık kâr ve zarar bilançolarını istiyorum. Ayrıca alım satım raporlarını da. Tabii. Mesela anlattığınız gibi ise yapabileceğimiz bir şey yok gibi görünüyor. Nasıl yok? Olmalı. Ben muhatap olacağım insanı seçemez miyim? Cemiyet hayatında evet ama iş hayatında kurallar böyle işlemiyor maalesef Serap Hanım. Neriman istediği kişiye vekaleten hisselerini devredebilir. Ve biz kanunen hiçbir şey yapamayız. Benim anlayamadığım niçin birdenbire böyle bir karar aldı? Üstelik sizi öfkelendireceğini bildiği halde. Halide boşandığı takdirde gelirlerden payını aldığında paraya ihtiyacı kalmayacaktı. Parayı almaktan vazgeçti. Boşanmayacaklarmış. Serap Hanım, neden bu meseleyi kökten halletmiyoruz? Nasıl? Neriman'ın hisselerini satın alırsanız bu sorun ortadan kalkar. Denemedim mi sanıyorsunuz? Nuh dedi, peygamber demedi, satmıyor hisseleri. O halde biz de reddedemeyeceği bir meblağ teklif ederiz. Ya Pakizem sen beni dinlemiyorsun ki ne? Peki dinliyorum. Niye para verdin Cemşir'e? Borç verdim. Ödeyecek. Niye verdin Ramazan niye? Ha, acıdım adamın haline. Oğlum hapusta başı belaya girmiş ondan. Etme bulma dünyası. Az mı insan nahı var üstlerinde? Çekecekler elbet cezalarını. Ya Pakizem bak Cemşir'in halini göreydin sen de acırdın yemin ediyorum sana ya. Ya kurban olduğum düşmüşe aman dileyene sırt çevirmek bize yakışmaz. Kızım bizi Adanalıyık ya Allah Allah. Zalimken güçlüyken o da oğlu da aman mı bilmişler? Hem nereden belli adamın doğru söylediği? Herifin hayatı yalan be. Kesin zıkkımlanmak için almıştır parayı o. Akşam Giritli'de alır artık soluğu. Ya kurban olduğum sen niye ağzımızın tadını kaçırıyorsun ki ne bak. Bak ev bakmaya gideceğiz. Geciktik kurban olduğum ya. Ya Ramazan'ım ben sana para verdin diye kızmıyorum. İyi niyetini istismar edecekler ona kızıyorum. Kurban olduğum. Bak eğer senin dediğin gibiyse ağzınla kuş tutsa bırak beni hiç kimseye yaranamaz zaten. Ama eğer onun dediği gibiyse ya göz göre göre de bir insanı ateşe atmak bize yakışmaz Pakizem ya. İyi hadi bakalım şu eve. Uy benim güzel karım. Yerim ben senin ağzını yüzünü. Hadi, 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 hadi. Bırak, bırak, bırak. Sonra toprağa gel, gel. Tamam değil mi ağa? Bu işi halledip oğlumu kurtaracaksın o soysuzlardan. Değil. Evine git sen. Halloldu bil o mesele. Allah razı olsun senden. Allah razı olsun. Ne
kardeş. Bu heriflerin senden alıp veremediğini. Kardeşim, yeminle bilmiyorum. Bak, bak bu şerefsizler seni bitirmeye kararlı. Korkma, benden sana zarar gelmez. Ama eğer kafalarına koymuşlarsa, der geç yaptıracak birini bulurlar. Ayağın denk kal, değil mi? Çok yanlış yaptın Hamza. Buralar sana dar artık bundan kelle. Bunu böyle belli. Ölmek için yalvaracaksın emmi. Ölmek öyle kolay be. Elinden geleni ardına koyma. Suratını doğrarken de böyle cesur olacağın mı bağalım? Ne oluyor burada? Size burada oturup durmanızı kim söyledi? Vırıklar. Ben size bu yükleme işi bir saat içinde bitecek demedim mi? Sizin tohumunuza para saymadım ben. Dışarıda sizin yerinizi almak için paçalarımı öpecek yükler var. Bana bakın, topunuzu koyarım kapının önüne. Bu yükleme işi yarım saat içinde bitecek. Hadi bakayım işinizin başınıza. Ne oluyor burada? Bunlar canlarına susamışlar Yasin Ağa. Ne duruyorsunuz? Hadi işinizin başına. Avradından meydan dayağı yiyen erin sözünü dinletmesi zordur Reşit. Hacer'i çek kenara konuş. Hali tavrına dikkat etsin. Sen de kendine çeki düzen ver. Yoksa düzen bozulur. Çiftçi başı olarak saygı göremez. Kız, Hacer. Aslan gibi kadınsın kız maşallah. Nasıl benzettin Reşit Ağa'yı? Maşallah sen. Ben olsam kafasını kırardım ama yine sen insaflıymışsın yani. Ya sen gül gibi karını bırak evde. Şehre, alemlere git. Olacak şey değil yani. Sen bir az şöyle bir gelsene. Bakalım şurada. Bak Hacer, avratsan avratlığını bil. Bu yaptığını bir daha yaparsan, bak Allah yarattı demem, gebertirim seni. Sen de erkeksen erkekliğini bil. Hele bir daha geceyi dışarıda geçirdiğini göreyim. Yemin ediyorum, attırım bu çiftlikten seni. Yapamazsın. Bak bakalım, yapar mıyım, yapamaz mıyım? Sen bunca yıllık karını hiç tanımamışsın. Bak hele, bir daha benimle doğru konuş, yoksa elimin tersiyle bir çakarım, feleğen şaşırır ha. Hadi yürü git şimdi işine, hadi. Siz de bakıyorsunuz, vırrıklar. Dönün işinize. Allah Allah. Thank you.
koskoca römork. Ya ne biçim adamlarsınız? Sabahtan beri kaldıramadınız çuvalları. İyice gemi azıya aldınız. Ana! Neredesin sen? Duymuyor musun nasıl ağlıyor? Şey, ben ananız bakıyor diye şey etmedim. Yoksa bir bebeğe sahip çıkamıyorsunuz. İki dakika bırakıp bir yere gidemeyecek miyim? Bana bak, hizmetçiysen hizmetçiliğini bil. Beceremiyorsan işini, yürü git başka kapıya. Çekil git buradan, gözüm görmesin seni. Tamam, geldim yavrum. Geldim. Ağlama geçti, gel. Gel, anne. Gel. Ay biraz evvel yanındaydım. Uyuyunca hamama girdim. Yok bir şey yavrum, yok bir şey. Ay yetti ama ya. Yetti artık ya. Deli midir nedir ya? Yağmur yağsa benden biliyor. Ben de insan evladıyım ya. Haspa. Bir gün öyle, bir gün böyle. Bıktım, usandım artık ya. Ne oldu yavrum, ne oldu? Hanımın afra tafralarından, hizmetçi diye aşağılamalarından bıktım, usandım. Ben bu hallere düşecek kadın mıyım size arabacı ya? O yokken Muzaffer Bey beni el üstünde tutardı. Hizmetçi diye aşağılanma gücüme gidiyor ya. Ne yaparsın kızım? Kader. Bir kocan olup da seni bu çitlikten çıkarmadıkça benim gibi hizmetçilikle geçer giderim. Serap Hanım'ın sana bir teklifi var. Nedir? Fabrikadaki hisselerini kendisine devredersen sana değerinin 3 katını vermeye hazır. Demek Serap bu kadar çaresiz ha? Bu çok yüksek bir meblağ Neriman. Senin yerinde olsam kabul ederdim. Teklifinizle hiçbir şekilde ilgilenmiyorum. Lütfen bunu Serap'a ilet. Hisselerimi asla ona satmayacağım. Haldeyle baş edebilmek için başka yollar bulmak zorunda. Peki. Ama bence hata yapıyorsun Neriman. Yeni bir savaşa yol açacaksın. Ben de öyle umut ediyorum. Ramazan. Heh. Çarşının da dibi Ramazan. He. İnsan canı hiç sıkılmaz vallahi burada. Ramazan. Heh. Hamamı da pek güzelmiş. Beğendin mi kız? Çok beğendim. Ramazan hoş geldin. Hoş gördük Remzi abi. Biz seninle konuştuğumuz gibi parayı tamam ettik geldik. Mahkeme bitsin tutacağım diyordum. Sonra duydum kaybetmişsin. Ben de başkasına verdim evi. Ney? Abi insan bir haber vermez mi? Kurban oldum ya. Biz seninle ne konuştuk? Hani başkası talip olunca sen bana haber veriyordun? Kusura bakma Ramazan. Onca zaman sesin solun çıkmayınca vazgeçtin zannettim. Gizem yok. Demek ki ne olmuyormuş. Demek ki ne olmuyormuş ya. Allah Allah. Bendeki şans eşek şansı yemin ediyorum. Sen tutulmayan ev tut, biz tutacağımız zaman satıl. Ya üzülme Ramazan'ım. Vardır bir hayır. Hem ben o kadar beğenmediydim zaten. Beğenmedin mi? Yukarıda öyle demiyordun. Sen üzülme diye numara yaptıydım. Hem başka ev mi yok canım koskoca Adana'da? Buluruz elbet gönlümüze göre bir yer. Senin ağzını yüzünü yerim ben. Sana Adana'nın en kral evini tutacağım kız. Demek numara yaptıydın ha? Efendim. Merhabalar. Ha Orhan Bey siz miydiniz? Konuştunuz mu Neriman Hanım'la? Evet görüştüm. Ama Neriman teklifinizi kati surette reddetti. Bu durumda pek fazla yapılacak bir şey yok. Akşam geldiğinizde detayları konuşuruz. Geleceksiniz değil mi? Kısa bir süreliğine de olsa uğrayacağım. Seher Hanım'ı kırmak istemem. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Peki, görüşmek üzere.
Ne mükemmel bir vücut. Kimse genç bir kız annesi olduğunuza inanamaz kuzum. Ma chérie, merci beaucoup. Vous êtes très gentille. Je vous en prie. Madame, bu elbise gerçekten çok şık ama ben bu davet için siyah bir elbise düşünüyorum. Vücudu daha sıkı kavrayan bir model olursa tercihimdir. Ala, Paris'ten yeni getirdiğim bir elbise daha var. Tam da arzu ettiğiniz gibi bir model. Voilà. Merci beaucoup. Mm-hmm. Je ne peux pas en croire mes yeux. Halide, enfes görünüyorsun hayatım. Nasılsın? Comment allez-vous? Je suis maintenant très bien. Halideciğim, nasılsın şekerim? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim şekerim. Oo. Madem bu daha iyi oldu sanırım. Bon. Madam Emma. Oui. Bu elbiseyi istiyorum. Hı hı. Faturayı da fabrikaya gönderirsin. Şekerim, bu akşam bizim evde minik bir davet var. Lütfen siz de gelin. Hem eşinle tanışmak için can atıyorum. Başka bir akşam görüşsek. Aa, lütfen. Rica ediyorum. Geleli kaç gün oldu? Daha görüşemedik. Ertelemeyelim şekerim. Hep beraber olalım bu akşam lütfen. Hı? Madame Emma, s'il vous plaît, siz de rica edin. Uzun zaman oldu, bir araya gelemedik Halide. Bu kadar ricaya hayır denmez. Impossible pour vous de refuser. Serap da davetli mi? Orhan'ın en kıymetli müvekkili olarak onu da davet etmek icap etti elbette. Bir mahsur var mı? Yok. Hiçbir mahsur yok. Aslında başka bir akşam hep beraber büyük kulübe yemeğe gitsek daha iyi olabilir. Yok yok. Bu akşam müsaitiz. Görüşürüz. Dört gözle bekliyorum şekerim. Orva. 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 İyi mi yaptınız bilemiyorum kuzum. Serap'la Halide'yi yan yana getirmek pek de iyi bir fikir değil. Neden? Neden öyle söylüyorsunuz bana? Daha geçenlerde yeğeninin düğününde birbirlerine girmişler. Büyük rezalet çıkmış. Ah. Madem, neden bu kadar düşmanlar birbirlerine? Kemal, Serap'ın eski aşkıymış. Ha, işler sandığınızdan daha karmaşık şekerim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Koskocaman Amarihan Başkanı boşu boşuna mı Nuri Yamut Paşa'ya madalyan göndermiş? He ya. Bu komutan liyakat nişanı. O memleketin en büyük nişanlarından biriymiş. Koskoca devletleri yenen Atatürk'ün ordusu orayla mı başa çıkamayacak? Ya kardeşim, bu ordu milletin, devletin. Ya sizin partinin marifeti değil ki. Sen niye üstüne alınıyorsun Celal emmi? Emme, şerefi bizim hükümetin zamanlı mı oldu? Buna ne diyeceğim muhtar? Ya yürü git kardeşim, şimdi açtırma benim bayramlık ağzıma. Ya sizin partinin şerefi ne var ki ha? Ya hizip çıkarıp partiyi bölmekten başka. Git Allah'ını seversen ya. Mustafa. Vay Kemal. Kardeşim. Nasılsın, iyi misin? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Sağ olasın. Gel şöyle. Abdül, bize iki çay. Geliyor. Ben seni İskenderun'da biliyordum. Doğru, İskenderun'daydım. Başvuru için geldim buraya. Hayrola? Kore'ye gitmek için gönüllü birliğine katılacağım. Memleket için can vermekten, savaşmaktan büyük şeref var mı? Hem uzun zamandır işsizim kardeş. Fena maaş vermiyorlarmış askerde. Gedersem karım da çocuklarım da bir rahat yüzü görür eşdeğilse.
Çok sevdiğim bir arkadaşım var Yılmaz. O da Kore'de. Uzun zamandır haber alamıyoruz. Çok zormuş mektupların gelmesi. 3 haftada 1 geliyormuş ancak. Buraya gelmesi de dağıtım da Allah bilir ne vakit. Haber alamamak bekleyen içinde, beklenen içinde zor bir durum. Eksikti. Üzülme kızım, ben toplar dizerim şimdi. Bırak anne, bırak, ben toplarım sonra. Of. Nereden çıktı bu davet? Hani hiç gitmek istemiyorum. Ayıp olmayacağını bilsem. Git kızım, git. Biraz nefes alırsın, rahatlarsın. Tamam mı? Şu gün bir bitse. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kemal. Biraz konuşalım mı? Sana söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Neriman. Fabrikadaki hisseleri vekaleten bana devretti. Yani fabrikanın resmi ortağıyım artık. Ne zaman oldu bu? Neriman teklif edeli birkaç gün oldu ama işlemler bugün bitti. Benden sakladın yani. Hayır. Sadece kesinleşmeden söylemek istemedim. Bana söylemeye lüzum görmedin demek. Sürpriz olur diye düşünmüştüm. Buna sürpriz değil. Emri vaki derler halde. Kemal niye böyle davranıyorsun? Anlayamıyorum seni. Bu çok güzel bir haber değil mi? Çektiğim onca acıdan sonra bunu bana niye çok görüyorsun? Peki. Madem istediğim bu, hayırlı olsun o zaman. Olacak. Her şey harikulade olacak, göreceksin. Hadi hazırlan şimdi. Seher'lere davetliyiz. Seni de tanımak istiyor, kıramadım. Seher? Orhan'ın eşi. Orhan'ı her ne kadar affetmesem de Seher benim çok eski bir arkadaşımdır. Gitmezsek çok ayıp olur. O insanların içinde benim ne işim var halde? O insanlar dediğim benim çok eski dostlarım. E sen git o zaman. Kemal. Beni yalnız bırakma ne olur. Ramazan'ın düğününde olanlardan sonra yanımda olmana ihtiyacım var. İnsanların önüne kocamın elinden tutarak çıkmak istiyorum. Lütfen. Hayatım. Nereye gidiyorsun? Çok bunaldım. Bir şeyler içeceğim. Şale Köşkü'ndeki konferans bitmiş. Duydun mu konuşmaları? Yok, partide toplantıdaydım. Yakında Kore'ye gidecek olan birliklerin Adana'dan geçişi olacak. Daha önce bahsetmiştim. Onunla ilgili hazırlıkların komitesi toplandı. Önemli bir gelişme oldu mu? Ne olabilir ki paşa zaten? Herkes birbirini alkışlayıp övdü durdu. Hepsi bu kadar. Hadi sağlığına. Serap Hanım, göz kamaştırıyorsunuz. Siz de öyle. Teşekkürler. Ne kadar güzelmiş eviniz. İlk kez mi geliyorsun şekerim? Buyurun. Hoş geldiniz Seher Hanım. İyi akşamlar. İbrahim, ben bu meseleyi hallederim. Sen hiç merak etme. Bundan sonra Hamza'ya kimse dokunamaz dedi. Nasıl halledeceğimiş acep? Bilmem ki. Vallahi bu işlerin herhalde kendine göre bir usulü vardır. Bana diyecek de öyle. Neyse. Hamza'yı kurtarsın da gerisi bizi alakadar etmez. He ya. Lan kabak, sen kıyak adamısın biliyor musun? Bunca zaman sana ettiğime rağmen imdadıma yetiştin. Helal olsun sana. Helal olsun be. Ben de bunca yıl Reşit'i dost sandım ya.
Ben de adam dermişim. He ya. Yerleşti çiftliğe, sefasını sürüyor. Bir güne bir gün ne haldeyim arayıp sormadı. Nankör yiğit. Bunca yıl yaptıklarım zehir zıkkım olsun. İyi gün dostuymuş. Abi, abi, abi. Benden alacağı bitti ya. Soyu. Dadı ekşi mi ne? Erik mi koydum bacım içine? He, erik koydum. Daha önce yemediğin için sana eşki gelmiştir. Bu yemek böyle yapılır. Hiç yemeğin içine meyve konduğunu duymadım ama hadi neyse. Zengin sofraların adetidir. Onun için bilmezsin Hacer Hanım. Hay. Ne oluyor? Bir şey olmuyor. Ay. Ne oluyor herif? Ay, ay, ay. Taş ya, iki kere. Yemekte taş var, dişimi kıracaktı vallahi. Aa. Allah kuru iftiradan saklasın. Reşit Efendi, benim yemeklerimden hiçbir zaman taş maş çıkmaz. Bakıyorum da siz bugün karı koca benim yemeklerime sardırdınız. Ey kurban olduğum Allah bana sabır ver. Eline sağlık Seyyare Hanım. Tam kıvamında olmuş. Afiyet olsun Yasin'a. Adam da iştah bırakmıyorsunuz ki. Sağım ye. Tam kıvamındaymış. Saman pişirip saray aşı diye koyacak önümüze zar. Sanki hiç zengin mutfağı görmedik. Ay. Taş ya. Ne oluyor be? Ne dürtüyorsun aşağıdan? Şey, nasıl desem, benim odanın kapısının kilidi bozuk sanki. Yani ağam, ben bütün gece açık kapıyla mı yatacağım? He. Diyorum ki, bir çiftçi başı olaraktan gelip de şu kilide bir baksan gece. Tabii ya, bakmam mı? Aman, taş içinde ya, yenmiyor ki. Halideciğim, hoş geldin. Bu kadar geç kalınca vazgeçtiğini düşündüm. Eşim Kemal. Memnun oldum Kemal Bey. Ben de. Sonunda Halide'nin kalbini çalan erkekle tanışmak vaki buldum. Hakkınızda anlatılanlar azmış. Şekerim, eşim bahsedilenden daha yakışıklı. Affedersiniz. Ben de şaşırdım. Davet edildiklerinden haberim yoktu. Müsaadenizle. Buyurun. Hoş geldin Halideciğim. Hoş bulduk Orhan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Neden bana haber vermeden Halide'leri çağırdın? Bir mahsurum mu var? Anlamadım. Bugün Madam Emma'da karşılaştık. Ya davetten bahis geçince çağırmamak olmazdı. Ha. Affedersiniz. Aranızdaki durumu bilmediği için davet etmiş. Kusura bakmayın. Önemli değil Orhan Bey. Ben de zaten fazla kalmayacaktım. Ben artık müsaadenizi isteyeyim. Muzaffer Ali de çok huzursuz zaten bugün. Aa, lütfen rica ederim. Biraz daha kalın Serap. Yoksa kendimi çok fena hissederim. Pekala. Bir yarım saat daha. Teşekkürler. Ya yemin ediyorum Aybedin ha. Bak Ramazan Efendi. Dediğimden bir kuruş aşağıda olmaz. Kıyamet kadar malzeme veriyorum.
Masası da, sandalyesi de, müşterisi de hazır. Ya Giritli, masayı sandalyeyi yiyeyim, sandalyenin de kardeşim ya. Dükkanın devrini mi alıyoruz, dükkanın kendini mi alıyoruz? Ya senin istediğin bu fiyata İstanbul'da apartman alın yemin ediyorum ha. Sen bilirsin Ramazan Efendi, bir kuruş aşağıda olmaz. Gel sen benim dediğim fiyata he de anlaşan olsun bizim. Güzel olur bak, sen ben elinle tamam. İnat yapıyor ama sen de. Bir kuruş aşağıda olmaz. Kimin inat yaptığı belli. Yemin ediyorum var ya, çok vicdansızsın ha. Elimde, avucumda ne varsa hepsini alın. Sen de hazır dükkan alıyorsun. Yarın geleceksin, kapıda anahtarı takacaksın, her şey hazır. İyi, tamam. Hayırlı olsun. Sağ ol. O zaman yarınleyin noterde görüşürük. Tamamdır. Millet, bakın hele beni dinleyin. Bundan sonra burası benim. Bundan sonra sizlere hizmet vermekten gurur duyacağımı duyurmak istiyorum. Lan bir alkışlasanıza. Öncelikle hepinize beni kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ederim. Yıllar sonra tekrar Adana'da sizlerle birlikte olduğum için ne kadar bahtiyar olduğumu tahmin edemezsiniz. Aranıza dönmek çok güzel. Tekrar hoş geldiniz. Müsaadenizle hepimiz bir aradayken ben de güzel bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugünden itibaren Dinç Aslan Fabrikası'nın yönetim ortağıyım. Ve şu anda aramızda bulunmayan ama bana bu imkanı tanıyan çok sevgili dostum Neriman'a huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Yılmaz bir savaşçısın Halideciğim. Tıpkı rahmetli abin gibi. Pes etmek nedir bilmiyorsun. Teşekkür ederim. Hamit Bey'in yeğeni gönüllü olarak Kore'ye gitmek istiyormuş Orhan. Senin de genelkurmayda tanıdıkların vardır. Yardımcı olabileceğini söyledim. Elbette tanıdıklarım var. Yalnız askerliğini yapmış olanların kabulü mümkün mü onu bilmiyorum. Ama bunu mümkün kılmak lazım azizim. Madem tekrar asker olup Kore'de savaşmak istiyorlar. Zor bir iş değil. Lakin kimsenin ölüme gitmesine gönlüm razı olmaz. Buna gönüllü olmuş olsalar bile. Senden bir şey rica edeceğim. Elbette. Gördüğün gibi biz Kemal'le barıştık. Biliyorum. Sana gelip boşanmayla alakalı söylediğim sözlerin aramızda kalmasını istiyorum. Kemal bunları asla öğrenmemeli. Geçmişteki yakın dostluğumuzu hürmeten bunu senden rica ediyorum. Anlıyorum. Bu konuda sana güvenebilir miyim? Rica ederim Halide. En küçük bir şüphem bile olmasın. Teşekkür ederim. Rica ederim. İçerisi çok kalabalık. Evet. Çok güzel bahçeleri varmış. Ben içeri geçeyim artık. Müsaadenizi isteyeyim. Muzaffer Ali'de aklım kaldı. Çocuk söz konusu olunca akan sular duruyor şekerim. Hı. Yoksa hayatta bırakmazdım.
Katıldığın için teşekkürler. Ben size kapıya kadar eşlik edeyim. Hayır, lütfen. Zahmet etmeyin, ben giderim. İyi geceler. Yarın fabrikada görüşürüz Serap Hanım. Bu geceyi ucuz atlattığımıza şükrederim. Ben daha şenlikli olur diye umuyordum ama. Neyse. Fakizem. Bak başım döndü. Kurban oldum, tamam. Giritli'yle konuştum. Yarın neyin başlıyorum. Hayırlısı olsun. Sağ ol, sağ ol. Gerçi çok para istedi ama ne yaparım, sağlık olsun. Aynı panka gibi kurban oldum. Ha pankaya yatırmışsın, ha bu işe. Yani bir seneye kalmaz inşallah bütün masraflarını çıkaracak. İnşallah. E benim de haftalığım var, geçinir gideriz artık. Yok, senin haftalığın yok, sen çalışmıyorsun artık. Çalışmayayım mı? Sen bundan sonra çalışmayın. Ben karımın fabrika köşelerinde çürümesini istemiyorum ben. Sen evinde oturacaksın. Gezmeyse gezme, tozmaysa tozma. Ne istiyorsan onu yap, bilir mi? Esaf mı diyorsun? Esah tabii, kurban olduğum. Bugüne bugün senin karşında Giritli meyhanesinin sahibi Ramazan duruyor, Ramazan. Yalnız kurban olduğum göçük bir meşguliyet var. O da şu, hani biz çocukların parasını harcamayacağız ya. O yüzden bir süre daha burada oturacağız. Yani en mevzusunu biraz bekleteceğiz. Aman be Ramazan, tek derdimiz bu olsun. Hem seninle olduktan sonra teneke bana saray yavrusu. Kurban olurum ben sana kız. Hadi bir çay koy, çay çek hadi. Tamam. Demek buraya saklandın ha? Sıkıldım. Peki telafi etmek için ne yapabilirim? Halde eve gidelim mi artık? Çok yorgunum. Tamam. Dur be. Yavaş, ağır ol biraz. Aa, doğruyu söyle. Beni çok kıskandın değil mi? Ha? Ben her gece başka başka kadınlara gidince aklın çıktı. He, çok kıskandım. Delirdim, gözüm döndü. Sen öyle pamukların içinde görünce. Laf. Bak şimdi, öyle diyorsun ama... Şimdi sen böyle hiç umurunda değilmiş gibi yapıyorsun ya. He. İşte o beni daha da azgınlaştırıyor. Gel kız yanıma. Gel şöyle be. Yetmedi mi be cilveleştiğimiz? Hadi gel. Gel böyle yanıma gel. Ben her gece cilveleşmek istiyorum ama. Her gece erimi koynumda bilmek istiyorum. E tamam. E ben de her gece buraya gelirim işte. Değil mi? Hadi gel, gel uzan kız şuraya. Hadi gel uzan. Beni zabağınla bu yatakta yalnız bırakan adama er der miyim be? Hı? Nikah basmadan olmaz. Nikah mı? Delirdin mi kız sen? Ben zaten evliyim be. İşte ben de onu diyorum. Karını boşa beni at. Bak, bu senin için son fırsat. Ben senin o kuru karına benzemem. Evlat bile veririm sana. Evlat mı? He. Ama elini çabuk tutsan iyi edersin. Bak, yaşlanıyorsun. Yakında... İş kalmaz sende. Onun için sen şimdi bu konuyu
iyice bir düşün. Öyle gel buraya. Tamam mı? Hadi iyi geceler. Şu güzel suratına bir şekil vereyim de zitelemek neymiş geberene kadar hatırlama. Ne düşün? Ağlar boğuşunda bu rahat var. Yırttın yine bunu. Zakir. Ha. Aferin lan sana. Bak, al aha bu parayı. Koy cebine. İbrahim Ağa'ya git de ki Cemşir Ağa yaptıkların için minnettarmış. Hadi koş, kuyruğuna bile bakmana. Aferin lan sana. Haberlerin padişahını getirdin. Aferin. Uyan ağalar, uyanın. Kazan kasabı Cabbar Ağa, dün gece kim vurduya gitmiş? Nasıl olmuş ki? Kimse bilmiyor. Dün gece yatağını da haklamışlar. Kemal. Sana bir şey söyleyeceğim ama bana kızma. Söyle. O pis atölyede çalışmanı istemiyorum. Üç kuruş para kazanacağım diye perişan oluyorsun. Hem ihtiyacımız da yok artık. Diyorum ki sana bir iş yeri açalım. Kendi işinin patronu olursun. Şu anki mevkiimize de uygun düşer. Sen beni hiç mi tanımadın Halide? Nasıl söylersin böyle bir şey? Ben kötü bir şey söylemedim ki. Sakın bir daha böyle laflar etme. Sakın. Ben senin iyiliğin için. Kemal, çalıştığın atölyenin koşulları çok kötü. Önümüz kış. Buz gibi havada saatlerce çalışmak zorundasın. Hem iş yükü de ağır. Yani işi bırakıp senin paranla iş kurayım öyle mi? Böyle bir şey kabul edeceğimi düşündüğüne inanamıyorum. Gerçekten beni hiç tanımamışsın. Kemal lütfen böyle söyleme. Aşırı tepki veriyorsun. Fabrikadan kazandığın parayla ne istersen yapabilirsin Halide. Ama bu evi ben geçindiriyorum. Üç kuruşla da olsa yine ben geçindireceğim. Senin paran bu eve girmeyecek. Hayatımızda hiçbir şey değişmeyecek. Bunu kafana sok. Serap Hanım, Pakize Hanım geldiler. Hanım oldu ya. Pakize, hoş geldin. Hoş gördük. Niye yettin de geldin kız? Tek başına kahvaltı da hiç çekilmiyor. Ben kahvaltı etmiştim ama çay içerim. Ben çay getireyim size. Başka bir isteğiniz var mıydı? Yok, sağ ol. Ay ne iyi oldu kız seni gördüğüm. Çok içim daralıyordu. Hayırdır kız? Bir şey mi oldu? Halide Neriman'ın yerine fabrikaya yönetici oldu. Ay ben kurtulamayacağım bu kadından. Ay. Kemal'le de barışmışlar. Aman onlar barışsalar ne yazar? O gece olanlardan sonra o evlilik hayatta kurtulmaz. Zaten Kemal Halide'nin yaptıklarını bir öğrense tövbe tutmaz yanında. Ne duyacak Kemal? Ay kız bunadın herhalde sen. En son geldiğimde anlattın ya.
Halde senden para istediydi hani boşanacak diye. Aman neyse boş ver. Ne halleri varsa görsünler. Sen anlat bakalım siz ne yaptınız eve? Evi başkasına satmışlar. Zaten biz vazgeçtik. Tenekede oturmaya devam edeceğiz. Niye? O parayı çarçur etmek istemiyorum Güllü. Yarın öbür gün çocuklarımız olacak. Başka bir güvencemiz mi var? İnsan ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. Hayat bu belli mi olur? Doğru. Hayatta ne olacağı belli olmuyor. Birden her şey değişiveriyor. İşte o yüzden eve para harcamak istemiyorum. Ha sarayda oturmuşum, ha tenekede. Ramazan yanımda olduktan sonra ne fark ediyor ki? Zaten Ramazan iş kurmak istiyor. Ayırdığımız paranın çoğu Giritli'ye gitti. Giritli'ye mi? Ay kız ben sana söylemedim mi? Ramazan Giritli'nin meyhanesini devraldı. Aa, hayırlı olsun. Sağ ol. Kız sen ne zaman dönüyorsun fabrikaya? Bitmedi mi hala balayı? Ben artık çalışmayacağım Güllü. Ramazan ısrar ediyor. Ne işin var orada? Ben sana bakarım diyor. Heh. Adam olalı doğru bir laf etmiş işte. Tabii ya. Çocukluğundan beri çalışıyorsun. Baksın sana kocan. Kız, Gülize, bana bak hele. Ataş'la oynuyorsun kız. Yine ne yapmışım ya? Dün geceden bahsediyorum. Ne olmuş dün gece? Kız sen deli misin? Ha? Elin evli barklı herifiyle ne işin var? Ha? Bana bak. Bir yakalanırsan abo. Büyük rezillik vallahi. Seni bir dakika bile burada tutmazlar. Ya benim evli barklı adamla ne işim olacak ya? Bana bak. Benim tepemin tasını attırma soyha. Dün gece Reşit'i senin kapından çıkar gene gördüm. Ya Reşit Efendi'nin benim odamda ne işi olacak? Seni rüya falan görmüş olmayasın. Bak hele yüzüme karşı yalan diyor. Kızım, yavrum aklını peynir ekmekle mi yedin sen? Kokusu çıkmaz mı zannediyorsun bu işin? O iş senin bildiğin gibi değil. Benim niyetim ciddi. Ne demek benim niyetim ciddi? Karısını boşayıp beni alacak. Abo. Vallahi bunlar iyi işler değil kızım bak. Bir rezillik çıkmadan bırak şu işi. Hem günah. Yuva yıkanın yuvası olmaz yavrum. Baba. Hamza. Bunu kim yaptı oğlum? Başka bir şey yaptılar mı? Yok baba. Zaten bundan kelle de yapamazlar. Bana musallat olan adamların başı dün gece koğuşta ölü bulunmuş. Ha? Şaşırmadın. Şaşırmadım oğlum. Seni bunca uğursuzun arasında yalnız mı bırakacaktım? Baba. Konuşma. Sesini çıkarma oğlum. Ben senden o kadar kolay vazgeçebilir miyim? Eşeğin sıfırsın. Bak göreceğim. Daha beraat edeceğim. Dışarı çıkacağım. Sen ve ben. Babayla oğul. Hamza. Sen kimin oğlusun oğlum? Babamın. Oy kurban olayım. Bize yan bakara. Yan takarız. Anam da hiç gelmez oldu. Baba. Sen beni hiç bırakma. Tamam. İnsan hiç evladından vazgeçer mi be oğlum? Ha? Ha bak. Allah'tan umut kesilmez. Daha
iyi günler de gelecek ama. Bak hele, ben kendimi bıraktım diye sen de kendini bırakma. Ya sen koskoca elçi Cemşir'sin ha. Ya sen benim babamsın. Berbere uğra istersen. Olur. Olur lan. Sana kurban olmuşum berberden ki oğlum. Uğrarım. Uğrarım. Baksana Kemal Usta. Patron kocası olmuşsun, hayırlı olsun. Eh artık bir iş verir karın kendi fabrikasında. Ha ya, adres belli. Hangi köylü? Karı köylü. Ne diyorsunuz lan siz? İşinin patronu olmak hoşuna gider sanmıştım. Lafı ağzıma tıkadı. O kadar inatçı ki. Kemal gururlu bir erkek. Buna alışması kolay değil. Ama anlayamıyorum. Benim param demek onun parası demek. Ne fark eder Neriman? Karı koca değil miyiz biz? Belki bizim çevreden bir insan için fark etmez. Ama Kemal başka bir çevrede büyümüş. Başka türlü yetişmiş. Karısının parasıyla yaşamak ağırına gidiyor. Erkeklik onuruna dokunuyor, anla işte. Anlamasını anlıyorum da saçma geliyor işte. Artık nasıl davranmam gerektiğini bilmiyorum. Sen de biraz zaman tanı. Üstüne gitme. Neriman. Sen de gittikten sonra ne yapacağım ben? Sen benim tek dostumsun. Ustabaşı olduğundan beri işlere sarılacağına daha çok boş verdin Kemal. Seni işçilere idare et diye seçtik. Senin yaptığına bak. Atölyede yumruk yumruğa kavga etmekle neyin nesi? Pişman oldum seni ustabaşı yaptığıma. Kendinizi yormayın Ali Bey. İstifa ediyorum. Kemal, kahvede konuşalım. Bekle biraz. Allah diyorum ya. Var ya yemin ediyorum girdi çok iyi oldu ya. Hadi hayırlı olsun Ramazan efendi. Kazancı da bol olsun. Sağ olasın da öyle konuşma ya. Orası senin ne zaman istersen gelirsin kardeşim. Bakarız be Ramazan efendi. Geliriz inşallah. İnşallah. Hadi sağlıcakla kalın. Sen de sağ olasın. Selamun aleyküm Ramazan. Aleyküm selam. Ne oldu? Görüşünüz mü o? Halloldu mu? Ha, sayende hallettik. Senin paranı da en yakın sürede öderim artık. Ya Memdel ya, ben para memsu yapmıyorum ki ne kardeşim. Zaten biz seninle evde oturmuyor muyuk? Kiraya sayarsın. Allah razı olsun senden Ramazan. Senden de. Ben zaten acayip mutluyum biliyor musun? Hayırdır kardeş? Hayır. Demirtley'in Giritli'yle noterden çıktık. İşlemleri hallettik. Giritli artık benim. Hayırlı olsun ha gelirik artık. Tabii bekliyorum ama bu aralar olmaz. Birkaç gün geçsin şöyle bir elden geçirmek gerekiyor. Açılış yapacağım zaten biliyor musun? Hele sen bir aç. Her gece gelirik. Hadi. Her gece Cemşir. Hay... Konuşuyorum işte ya. Her şey üstüme geliyor usta. Hani sen derdin ya, para kazanmakla zengin olunur da bey olunmaz diye. Meğer öyleymiş. Halde benim hayatıma alışamıyor usta. Kemal, her insan ait olduğu sınıfın düşünce yapısını taşır.
Halide bu zihniyette büyüdü. Değişmesi zaman alır. İşten de istifa ettim. Ne yapacaksın şimdi? İş bakacağım usta. Bu zamanda iş bulmak kolay mı be oğlum? Genelkurmay'ın verdiği bilgiye göre Kore'de kayıp erlerin bir kısmı şöyledir. Adı İsmail Bilen, Murat Öztürk, Nadip Tutu, Kazım Deren, Hüseyin Dirlik, Yılmaz... Yılmaz mı dedi? Evet ama hangi Yılmaz? Şükürler olsun ki bizim köyden öyle biri yok. Ya ağalar, bu Yılmaz bizim Yılmaz olmasın? Hani Enver'in oğlu? Ne bileyim kardeşim? Soyadını duymadık ki. Fabrikanın geçen yıla göre kârı artmış. Lakin yeterli değil. Muadil firmalar yurt dışına yönelirken bizim iç pazarla yetinmemiz akıl kârı olmaz Selim. Hemen ihracatla ilgili plan oluşturmamız lazım. Hiç değişmemişsin. Aynı zeki, güç sahibi kadın. Bir erkek için seni taşımak ne güç. Zira kabiliyetin ve zekanı herkese eziyorsun. Selim, burada iş konuşuyoruz. Aramızdaki sınır hususunda bir daha seni ikaz etmeyeceğim. Lütfen şimdi konumuza dönelim. Elbette. Kemal Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Böyle mükemmel bir günde nasıl kötü olabilir ki? Bu arada dün akşam söylemeye fırsat bulamadım. Çok sevindim Halide ile barışmanıza. Sağ olun. Orhan'la konuşmaya geldiğinde o kadar bedbahtı ki. Ağlayarak abimin vaziyeti hala geçerliyse boşanacağım dedi. Orhan'la haber gönderdi Serap Hanım'a. Zavallıcık. Ne kadar da umutsuzdu. Ama ne derler bilirsiniz. Ayrılık gerçek aşkı tazeler. Kemal Bey. İyi günler. Hoş geldin Cem. Benden boşanıp mirastan pay almak için Güllü'ye haber yolladığın doğru mu? Sana soruyorum Halide. Doğru mu? Nereden duydun bunu? Halide doğru mu? Bak Kemal. Çok umutsuzdum. Beni sevmediğini, istemediğini düşünüyordum. Sen de paranın peşinden koşmaya başladın öyle mi? Kemal, yalvarırım sakin ol. Bir de benim açımdan bakmaya çalış. Çok çaresizdim. Nasıl yaparsın böyle bir şeyi Halide? Senin hala Güllü'yü sevdiğini düşünürken başka ne yapabilirdim, ha? Ne kadar acı çektiğimden senin haberin var mı? Bütün gün seni bekledim ben. Gelip beni eve götürmeni bekledim ama gelmedin. Sadece bir gün mü bekleyebildin, ha? Seni sevmek dediğin şey bu mu? Kemal, eğer seni sevmeseydim senden boşanırdım. Mirastan da payımı alırdım. Ama sen gelip beni eve götürmek isteyince her şey değişti. Sana son bir soru soracağım Halide. Lütfen bana dürüst cevap ver. Neriman sana fabrikadaki hisseleri devretmeyi ne zaman teklif etti? Ben geldikten sonra mı yoksa önce mi? Bunun ne önemi var? Halide cevap ver! Önce. Yani teklif etmeseydi? Hayır, düşündüğün gibi değil. O teklifi olsaydı da olmasaydı da ben zaten seninle gelecektim. Kemal, ben seni çok seviyorum, anlamıyor musun? Ben hiçbir zaman boşanmayı düşünmedim. Sen benim için her şeyden daha önemlisin. O halde neden beni olduğum gibi kabullenemiyorsun? Neden böyle mutlu olamıyorsun? Neden sürekli bir şeyleri değiştirmek için uğraşıyorsun? Daha iyi şartlarda yaşamayı istememin nesi yanlış anlayamadım. Bu inadının sebebini anlayamıyorum Kemal. Anlatayım o zaman. Bugün işimden istifa ettim. Niye biliyor musun? İki kişi bana hakaret etti. Karısının eline bakan, onun zenginliğinden faydalanmaya çalışan biriymişim gibi ileri geri konuşuyorlardı. Ben bunları kaldıramam Halide. Şimdi de ayak takımının sözleriyle mi ilerleyeceğiz?
Ne dedilerse dediler. Umurumuzda mı? Benim umurumda. Çünkü o küçük gördüğün ayak takımındanım ben de. Hep böyleydim halde. Senin kabullenemediğin şey bu. Değiş o zaman. Sen de değiş. Bir şeyler yapmak için çaba göster. Çocuğumuz olduğunda ne yapacaksın Kemal ha? Nasıl büyüteceğiz onu? Kör cahil insanların arasında mı büyümesini istiyorsun? Senin gibi üç kuruşa tabi olsun ömrünü mü tüketsin yani? Erkeklik onurun zedelenmesin diye sürünmemiz mi gerekiyor? Bu mu senin erkeklik dediğin ha? Kemal'le karşılaştım bugün çarşıda. Anlaşılan Halide'nin boşanma planlarından da, diğer hesaplarından da haberi yoktu. Duyunca kan çekildi suratından. Neden insanların özel hayatına burnunu sokuyorsun Seher? Doğru mu bu yaptığın? Ne hakkın var böyle bir şeyi apaçık ortaya dökmeye? En iyi evlilikler en büyük yalanlar üzerine kuruludur derler. Sen de böyle mi düşünüyorsun yoksa? Ben her şeyin apaçık ortada olmasından yanayım. Hakikat ne kadar acı olursa olsun kabullenilebilir. Umut işkenceyi uzatır. Eteklerindeki bütün taşları döksen eğer. Nedir seni bu kadar tedirgin eden, saldırganlaştıran? Kemal, Halide, Serap hepsinin bizim gibi bedbaht mı olmasını istiyorsun? Aksine mutlu olmalarını istiyorum. İki eski aşığın tekrar bir arada olmaları çok hoş değil mi? Kimden söz ediyorsun sen? Serap'la Kemal'den elbette. Ay, davette birbirlerine nasıl baktıklarını görmedin mi? Ha? Biz de eskiden öyle bakardık birbirimize. Neyse ki insanları birbirlerine sevgiden daha kuvvetli bağlayan bağlar var hayatta. Yoksa biz nasıl evli kalırdık değil mi? Değil mi sevgilim? Ne işin var senin burada? Sen ne yüzle geliyorsun hala benim evime? Sen söyledin değil mi Kemal? Haber gönderip boşanmak istediğimi sen söyledin. Sen neden bahsediyorsun? İstediğini elde edebilmek için ne kadar çirkefleşebildiğini tahmin etmeliydim. Hayatıma girdiğin günden nefret ediyorum. Yeter be! Deli misin nesin? Sen her kafan bozulduğunda gelip bana hakaret edebileceğini mi sanıyorsun? Abimin mezarında kemikleri sızlıyordur herhalde. Senin gibi bir yalanı koynuna alıp büyüttüğü için. Bana bak, defol git buradan. Yoksa bu sefer seni kimse kurtaramaz elimden. İstediğin oldu. Kemal beni terk etti. Şimdiye kadar yaptıklarının en kötüsüydü bu Güllü. Tam her şey baştan başlamışken bütün umutlarımı elimden çekip aldı. Ben bir şey yapmadım. Bunu asla unutmayacağım. Ama sen de unutma. Bir gün ben de senin elinden umutlarını çekip aldığımda benim nasıl hissettiğimi anlayacaksın. Sevgili Kemal, eski zamanlar pek sık gelir oldu aklıma. Sadece sen ve ben olduğumuz zamanlar. Hayatımıza başka insanların dolmadığı zamanlar. Sen bana o hastane yatağında seni sevmiyorum, senden vazgeçtim demeseydin eğer... her şey bambaşka olabilirdi. Ben Muzaffer'le evlenmezdim, sen de Halide'yle. Ama böyle oldu işte. Zamanı geriye alsak, o gün yine sorsalar sana... bu hastane odasına geri gidebilseydin. Seni seviyorum Güllü diyebilir misin bu defa? Gitme Güllü. Ben bir karar verdim. Gideceğim buralardan.
Nereye gideceksin? Umudunu yitirme. Belki yine barışırsınız. O beni affetse de ben onu affedebilir miyim bilmiyorum Neriman. Bana attığı tokadı asla unutmayacağım. O zaman belki de ayrılmanız en doğrusudur halde. Bir evliliği yürütmek için sevgiden başka şeyler gerekiyor. İstersen burada kendi evin gibi kalabilirsin. Ama Neriman, bu ev Zekai'den sonra iyi ve kötü anılarıyla geçmişe saplanıp kalmama neden oldu. Sen de o evde kalma. Buraya taşın. Teşekkür ederim. Sık sık görüşeceğiz. Tamam. Şimdilik hoşça kal. Güle güle. Yapma böyle kardeşim. Ölüme gidiyorsun. Farkında değil misin? Mesele işse iş bulunur. Ha Halide'den başka bir şehirde yaşamak istiyorsan git başka bir şehre. Yapma böyle Kemal. Çok düşündüm Ahmet. Kararım kesin. Nefesini boşa harcama lütfen. Yalnız senden bir ricam olacak. Fabrikaya gidince bunu Gülü'ye verir misin? Bana kızgın olduğunu biliyorum. Halide'yi çok sevdiğini de. Ama Muzaffer, o da bana çok fena şeyler yaptı. Seni öldürtmüş olabileceğime bile inandı. Hiçbir zaman kalbini açmadı bana. Benimsemedi beni. Ama bu son yaşanan olaylarda benim hiçbir suçum yok Muzaffer. İnan bana. Ayrılmaları için ben hiçbir şey yapmadım. Evet, ayrılmalarını istedim ama... Affet beni Muzaffer. Affet. Sen gittiğinden beri o kadar yalnızım ki. Fazla vaktinizi almayacağım. Sizden bir yardım istemeye geldim. Buyurun, elinden ne geliyorsa yaparım. Dün gece davette Paşazade ile konuşmalarınıza kulak misafiri oldum istemeden. Kore'ye gitmek isteyen bir tanıdığı için sizden yardım istemişti. Ben de aynı durumdayım. Sizden Kore'ye giden birliklere katılmam için bana yardımcı olmanızı rica etmeye geldim. Sizin büyük bir vatansever olduğunuzu tahmin etmiyordum. Yardımcı olacak mısınız? Peki. Ben hemen genelkurmaydaki dostumu arayayım. Yalnız Kore'ye gidecek birliklerin yola çıkmasına çok az vakit kaldı. Biz en iyisi şöyle yapalım. Siz ilk trenle Ankara'ya Rıza Paşa'nın yanına gidin. Ben de kendisini bugün arayıp bilgilendireyim. Bu kartı kendisine iletin lütfen. Çok teşekkür ederim Orhan Bey. Sağ olun. Rica ederim. Lütfen bu aramızda kalsın. Malum biliyorsunuz. Tabii. Siz merak etmeyin. Thank you.
geldiğin için sağ ol. Mektubunu alır almaz geldim. Bir şey mi oldu? Sana veda etmeden gitmek istemedim. Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Yarın sabah ilk trenle Ankara'ya gidiyorum. Başvurum kabul edilirse Kore'ye giden gönüllü birliklerine katılacağım. Seni son bir kez görmek istedim. Geldim, geldim. Güllü. İyi misin kız? Gel geç, otur şöyle. Kemal Kore'ye gidiyormuş. Kore'ye mi gidiyormuş? Gönüllü katılacakmış. Vedalaşmak için çağırmış beni. Gidiyorum ben dedi. Bir şey söyleyemedim. Elveda dedi. Baktım öyle yüzüne. Elveda diyemedim. Dilim varmadı. Ben nasıl Kemal'e elveda derim Pakize? Nasıl derim? Ya onu gerçekten son görüşümse bu? E ne yapacaksın peki? Bilmiyorum. İzin mi vereceksin gitmesine? Nasıl engel olabilirim ki? Ayağına kapan, yalvar, ne bileyim kaçır, bir yere kilitlet. Bir şekilde engel ol gitmesine. Bak o trene bindikten sonra her şey için çok geç kalabilirsin. Savaş bu Güllü. Gidip de dönmemek var. Sağ salim dön yavrum. Yüreğim kan ağlıyor ama. Vatan karşısında boynum kıldan ince. Hakkın helal et ana. Ah, helal olsun. İki de bir tutup
da pencereye. Dönüp dönüp bakma artık gönlüm, 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 gönlüm. Başımın belası ikide bir tutup da pencereye. Kızım bile kalkmadı. Ben de Kemal. Dönüp dönüp bakma artık gönlüm, 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 gönlüm. Başımın belası. Gitme. Ne olursun gitme.